Merhaba arkadaşlar, Teknoloji Okuyorum programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümdeki konumuz katlanabilir ekranlı telefonlar. Evet Özgür abi, ne diyeceksin bu yeni teknoloji hakkında? Vallahi şimdi biliyorsun birkaç yıldır, son 2-3 yıldır özellikle ben CES 2019'da görmüştüm. Bu Las Vegas'ta düzenlenen fuarda. Royole firmasının vardı, böyle katlanabilir bir telefonu gibi, tablet gibi bir şeydi o. Bunlar çıktı biliyorsunuz, Huawei geliştirdi, Samsung geliştirdi. Sağolsun Samsung bize bir tane göndermiş, Z Flip modelini. Şu anda elimizde zaten görüyorsunuz. 14.500 lira arkadaşlar. Hediyesi 14.500 lira. Yani 14.500 lira. Sıkışmış 14.500 lira bunu açıyorsunuz. Tamam, çıkıyor. Rahat diyor. Şimdi şöyle, ben şöyle düşünüyorum Osman bu konuda. Ya bence telefonda katlanma, yani ekran katlama olayı çok da gerekli değil. Kişisel fikrim söylüyorum bu arada. Bu bir sektör fikri veya bir analizden kaynaklanmıyor. Çok mantıklı bulmuyorum. Yani biliyorsun Huawei'nin telefonu dışa doğru katlanıyordu. Z Flip dışında bir de Flip modeli var yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Samsung'un. O da bu şekilde katlanıyor. İçeri doğru katlanıyordu. Bu biraz böyle Motorola hatırlayanlar vardır Razer. Belki. Motorola Razr var. Onun da zaten katlanabilir modeli çıktı. Ona benziyor. Fazlasıyla benziyor. Ortasında bu katladığımız zaman, şimdi onu tabii o hissi size veremeyeceğiz bu videoda, ama ortasında böyle parmağınızı dokununca... Şurası arkadaşlar, burası çok hissediliyor. Yani evet. Şu kısım, tam katlanan kısım. Yani burada bir engebe var. Böyle bir rampa gibi bir şey var. Yani onu. Böyle çok... Sanki oradan bu telefon ayrılacakmış hissi gibi veriyor bana. Yani. Evet, şimdi evet. 14.500 liraya da verip aldığınız zaman ne bileyim yani... Ama şöyle bakmak lazım. Şimdi bunu mesela aldığın zaman, şimdi göstereyim ben. Diyelim kafeye gittin, ne bileyim bir restorana gittin. Gerçi şimdi koronavirüs var falan, pek çıkamıyoruz sokağa ama diyelim ki çıktığımız zamanlar gelecek inşallah. O gün geldiğinde şöyle hani alo falan, hani böyle alo falan yapmak hani havalı bir şey yani, onu söyleyeyim. Bak o havası var. Var. Bir de ön yüzde de küçük bir bilgi ekranı var. Böyle parmağınızı oynattığınız. Onu da şimdi detaylardan size koyarız. Oradan böyle ufak tefek şeyleri görebiliyorsunuz. Ama dediğin gibi yani 14.500 lira buna verince... Ne bileyim yani insan şey düşünüyor. Tedirgin oluyor yani. Tedirgin oluyorsunuz evet yani. Ve bu buraya bir şey mi oldu acaba? Katlama yeri çok net bir şekilde, bariz bir şekilde belli oluyor ama yani bir de katlanınca da bayağı kalın bir telefon bu arada. Çok ince değil. Fakat dediğim gibi bu sorunların tamamı bu arada sadece Z Flip için söylemiyorum. Diğer telefon modellerinde de var. Yani Mate X, şimdi XS geliyor. Onunla da var aynı sorunlar. Gerçi elim alıp kullanma imkanım olmadı ama o mesela dışa doğru katlanıyor. O daha sıkıntılı. O daha sıkıntılı. Onda şimdi ekranın dışta olduğunu düşün. Şöyle koyuyorsun. Ekran çizilme şey çok fazla. Düştüğü zaman direkt ekranın üzerine düşmüş evet. Oluyor. Kılıf takamayacaksın. Buna da gerçi kılıf herhalde özel üretilmesi lazım. Sağlamlık testi. İstir 60'da bak. Ona da kılıf üretilirse ama yani, en azından bunun dış kabuğu var. O kabuk koruyacaktır düşmelere karşı. Yani bunda ekran dediğim gibi ama sıkıntılı gibi duruyor ve hani fiyatı da çok yüksek olduğu için insan bir... Ya şöyle sorayım mesela ben de sana, sen bana sordun ama fiyatı makul olsa mesela kullanır mısın böyle bir şey? Makul olsa kullanırım. Niye kullanmayayım ki şimdi yani? İleride belki makul olur. Yani kullanılır, niye kullanılmaz? Yani gayet bana olsun. Makul olsa şey da olsa. Mesela çok mantıklı gelmiyor. Ama şu var, hani bunun yerine, şu şekil olması yerine ne bileyim yine telefon boyutu bu kadar olsun. Ama açılsın tablet olsun evet. Mesela. Hani bu bana bir avantaj sağlamıyor şu anda. Bu normal kullandığımız telefon da işte şu. Yani baktığınız zaman boyut olarak aynı. Aynı. Aynı boyut. Yani bunu cebimde ben rahatlıkla taşıyabiliyor muyum? Taşıyabiliyorum ki bunun daha büyüğünü de taşıyanlar var. Bir şekilde taşıyor insanlar. Yani bunu şimdi, katlanmasının çok bir manası yok. Aynen bunu şimdi katlayıp böyle cebimde taşımışım. Hani açıp taşımışım. Yani çok bir numarası yok. Ne ama burada katlanabilir ekranımız var bizim işte. Bak katlanıyor falan. Bu yani başka bir olayı yok bunun. Onun haricinde ben bir yararını görmedim. Ama dediğim gibi hani tablet olsaydı atıyorum. Şöyle açtın mesela Mate X'te de ya da XS'te de aynı şekilde tablet olduğu zaman evet ekran büyümüş oluyor. Evet hani o zaman daha çoklu, bir deneyim bir güzelleşiyor. Aynen çoklu pencere kullanımı falan olayı var. Ne bileyim ona klavye takılır ileride hani klavye geliştirilir ki var hala da zaten bunu tak bilgisayar olarak kullan ne bileyim not al vesaire gibi avantajları olabilir. Ama bu şekilde katlanabilir ekran kullanmanın hava atmak dışında ben bir faydası olduğunu şimdi, düşünmüyorum. Açıkçası ben de aynı fikirdeyim. Yani bu fiyatlarının da çok kısa vadede düşeceğini sanmıyorum. Zaten şu an işte koronavirüs var, şu var, bu var, kriz var, şu var, bu var. Zaten o kadar kolay değil fiyatların düşmesi. Artı dediğin gibi fiyata düşse de çok pratik mi? Düşünüyor insan. Yani 2000 lira verip bir telefon alacaksın. Bu telefon yine düşse bile fiyatı diyelim düştü diyelim bir gün. 5-6 bin liradan aşağı satılmayacak. Belki daha pahalı olur. Yani yine 7-8 bin lira olduğunu düşünelim. Yani o kadar para verip alınır mı düşünmek lazım biraz. Bir de şöyle bir şey var günün sonunda. Atıyorum ekranı kırıldı.
Şimdi bunun ekranı hiçbir şekilde garantiye girmiyor zaten. Ekran kırıldığı zaman acaba ne kadar tamir parası ödeyeceğiz biz buna? Belki 3-4 bin lira para isteyecekler. Çünkü evet, özel bir ekran teknolojisi. Evet. Dolayısıyla bir telefon parası da ekrana vereceksiniz. Bunu da gün sonunda düşünmek gerekiyor. Buna çünkü muhtemelen şey de takılmaz. Hani ekran koruyucu falan. Yok, takılmaz. Takılmaz çünkü içe doğru katlanıyor ve orada bir hani hacim düşüşü aç, oluyor. Aç kapı aç kapı sürekli bir sıkıntı aynen olacak orada. Bir de mesela bir süre sonra bu ne kadar aç kapı önü var. Bu da önemli şimdi. Aç kapı aç kapı eyvallah da şuradan ileride bir gün mesela çıkacak mı şurası? Ekran ayrılacak mı? İlk modelde öyle bir sorun olmuştu. Sonradan düzelttiler onu. Aynen öyle. Bunda Samsung öyle bir şey şu an duyurulmadı henüz ama. Yani onda bir de o ilk modelde şu tam açıldığı kısımdaki pikseller ölmüştü. Test sürümlerinde daha. Sonra geri çektiler. Sorun yok dediler ki şu anda zaten öyle bir sorun kalmadı gerçekten. Hı hı. Şimdi bu menteşe sistemini falan yenilediler. Bunda da farklı bir menteşe sistemi kullanmışlar. Yani, ya ama tabii şöyle, geleceğin teknolojilerini bize göstermesi açısından önemli. Evet, bu yaygınlaşacak. Yaygınlaşacak ama bence telefonda çok uzun ömürlü olacağını sanmıyorum. Yani yine çıkar birkaç modelde, hatta çalışıyor. Evet. Huawei'de çalışıyor, işte Samsung'da çalışıyor. TCL falan da çıkardı biliyorsun geçen TCL'in saat. Mesela çok hoşuma gitti bir tane. Şöyle tutuyoruz telefonu, şöyle uzuyor telefon. Yani rulo gibi içine katlamış ekranı. Hmm. Hani böyle değil de. Yani şu telefon şuysa da şöyle çekiyorsun mesela daha uzuyor. Bir şey oluyor. İşte onlar birazcık bence daha mantıklı olabilir. Yani telefonda katlanma ekran çok mantıklı mı? Yani isteyen olur, parası olan alır. Almakta da sıkıntı yok. Yani ona bir sorunumuz yok. Ona da eleştirmiyoruz bu arada. Şu da var tabii. Bu teknoloji heyecanlandırıyor mu insanı? Evet, heyecanlandırıyor. Yani merak evet ediyorsun. Ya bakayım nasıl? Bakayım aslında yani biraz şöyle bir durum var benim gördüğüm. Böyle bir teknolojinin gelecekte hayatımıza katabileceği şeylerin ihtimali bizi biraz heyecanlandırıyor. Beni heyecanlandıran şey o. Yani bir tablet düşün. 10 inçlik bir tabletin var. Açıyorsun 20 inç oluyor mesela. Hani örnek veriyorum. Böyle bir fikir beni heyecanlandırıyor mesela. Evet. Ama telefonda yani telefonda işte diyelim ki 6,5 inçim var. Açtım 13 inç oldu, 14 inç oldu. O beni çok heyecanlandırmıyor ama tablette daha büyük bir ekrana ulaşmak, bir bilgisayar deneyimi yaşamak mesela beni heyecanlandıran bir şey ki bunun örnekleri çıktı bu arada. Lenovo bir tane çıkarmıştı. Evet. O da katlanabilir bir bilgisayar ama tabii o da çok aşırı pahalı filan. Ama bunlar gelişecek. Belki yarın öbür gün bizim hani normal hayatta kullandığımız birçok şey böyle ekranlardan oluşabilir. Katlamalı, kıvırmalı, ne bileyim dediğin gibi çekip böyle rulo şeklinde olan. Ki televizyon çıktı biliyorsun LG. Evet, LG 2019'da çıkarmıştı. İşte bir kaidenin içinden yukarı doğru çıkan bir ekranı var. Hatta biz onun videosunu da çekmiştik kendi kanalımız içinde. Yani bunlar birazcık o ihtimal bizi heyecanlandırıyor. En azından beni heyecanlandıran taraf o. Ben Galaxy Fold'u daha çok sevmiştim. Yani hani tasarım açısından bana daha mantıklı gelmişti. Onda mesela hani ekran büyüyordu. Tablet evet gibi kullanabiliyordunuz. Daha sonra kapattığınız zaman yine bu tarafta bir ekranı vardı küçük. Diğer tarafta açtığınız zaman büyük tablet olarak kullanabiliyordunuz. Onun ön yüzünde de bir ekranı yani vardı işte, bu arada. Biz onu test ettik. Yani bir ekran vardı. Preview yapmıştık, test ettik demeyelim de küçük bir onu hani videoda yukarıdan çıkarttık. O açıdan daha kullanışlıydı, daha heyecanlandırıcıydı. Ama bunda mesela öyle bir şey yok. Bunda sadece Samsung şunu göstermeye çalışmış. Katlanabilir ekran yapabiliyorum. Evet. Bu var. Yani onun fiyatı da çok uçtu gerçi. 2500 dolardı. O civarlardaydı. Bunun 1400 küsür dolar. Yani nereden baksanız bir 1000 dolarlık bir fark var. Ülkemize 1400 lira 14 bin lira. Allah söyledi. Keşke 1400 olsa ama 14 bin lira gibi bir fiyatla geldi. Ve demek ki bu 14 bin liraya geliyorsa 1400 dolarlık şey o demek ki böyle bir 25 bin liraya falan geldi. Onunla çarpmak gerekiyor kabaca. Aynen öyle. Dolayısıyla hiç ulaşabileceğimiz şeyler değil. Yani eskiden hani böyle Şahin'le takas makas muhabbetleri vardı iPhone'larda artık özellikle. O da gitti tabii. O... Artık Şahin de kurtarmayacak bu gidişte. Daha gerçi böyle Şahinler de pahalandı. Gerçi doğru o da Şahin de yani 10 bin lira değil artık Şahin'de. İkinci el pazarında evet otomobiller de uçtu bayağı. Evet. Ama yani dediğim gibi katlanabilir ekran beni heyecanlandırıyor gerçekten. Hani şu teknoloji güzel bir şey. Evet ya yani bunun bir fiyatı yerlerde... makul olsa alabileceğim bir şey. Bir yerlerde bir farklı şekilde karşımıza çıkma ihtimali beni çok heyecanlandırıyor. Ki çıkacak mı? Çıkacak yani evet. Yani bunlar yaygınlaşacak. Ha telefonda olmayacak belki veya çok yaygın olmayacak telefonda ama başka taraflarda çıkacak. Ne bileyim buzdolabının ekranı olacak. Atıyorum şimdi bunu örnek veriyorum. Yani. Başka şeyin bir... Televizyonlarda mantıklı. Mesela televizyonda... şu televizyon mesela büyük değil. Kenarlarından tutacaksın mesela. Atıyorum 105 inç olacak. Salladım yani. Bu şekilde olabilir. Ya da işte LG'nin yaptığı gibi bir yani yerden çıkacak. Yerden çıkacak. Kapattığın zaman televizyon yok. Evde televizyon yokmuş gibi. Zaten LED televizyon çok ince ama yine de güzel bir teknoloji yani. Ya bu teknoloji var mı? Var evet. Zaten ekran tarafına baktığımız zaman Samsung ve Güney Kore. Samsung ve LG daha doğrusu. İkisi de Güney Kore markası. Markalar pazarı domine etmiş durumdalar. Dolayısıyla bir teknoloji gelirse ekran tarafına yine bunlardan gelir ki Samsung zaten
bu işleri yapıyor. Ama Çinlerde çalışıyor bu arada. İşte Çin'de Boe miydi o TCL, markanın adı? TCL'de çalışıyor mesela. TCL'de mesela Huawei'nin iş ortağı Çinli bir üretici. Ama o da çok mesela dışarıya çıkartmadı o Mate X'i. Bu sefer XS'i galiba çıkartacaklar ama. Türkiye geldi XS bu arada. XS Huawei geldi. Huawei Türkiye'den Kaan var. Selam olsun buradan ona bizi izliyorsa. Ya da... İnşallah gönderir. Onları yani gönderirsem Kaan test ederiz yani. Öyle söyleyeyim. Onu yani onu gördüm ben. Onu merak ediyorum. Niye? Çünkü hani o geniş ekran mesela, tamam mı? Mutlaka daha kullanılır olacaktı. Telefon şu. Ama işte o da dışa doğru açılıyor. Açtığın zaman evet şu yani büyük olacak. Ne bileyim daha kullanılır gibime geliyor. Yani daha bir şey katar sektörü, anlatabiliyor. Bu şimdiniz ne katıyor? Yani şu açtık bu kadar ekran. Eyvallah kapattık bu. Bu arada kapalıyken de bayağı kalın yani. Çok yani da ince değil. Kapalıyken kalın. Aynen öyle. Tamam şu sigara kutusu kadar falan bir şey herhalde. Kısa sigara kutuları. Yani ama açtığımız zaman normal telefon. Evet. Yani bence çok sektöre yani ekranın küçük dışında bir şey. Bak, küçük ekranı büyütmüyor mesela bence. Evet. Yani katlanır bir telefonun o esprisi olması lazım. Küçük bir ekranı büyütürsen hani 6.5 inçtir. İşte 14 inç yaparsın, 13 inç yaparsın. Şu kısım tamamen ekran olsaydı ya da burada kamera var şu kısım diyelim. Bu kısım tamamen ekran olsaydı ki şuraya sadece küçücük bir şey koymuşlar şu kamera. Bilgi ekranı var orada şey, evet. Aynen. Burası ekran olsaydı mesela daha çok kullanılabilirdi, tamam böyle hani küçük ekran vesaire. Ama böyle açıyorsun işte büyük ekrana geçiyorsun. Ama onu da yapmamışlar. Neymiş şöyle açıyormuşsun da şurası klavye oluyormuş buradan şey geliyormuş. Ya çok mu gerekli? Yani gerekli bence. Teknoloji Oku yorumun 4. bölümünde sizin karşınızdaydık. Samsung Z Flip özelinde katlanabilir ekranlı cep telefonlarını değerlendirmeye çalıştık. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.